Merhabalar gençler. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda enerji konusunun soru çözümleriyle ilgileneceğiz eğer hazırsanız başlayalım. Gençler bugünkü sorularımız 3-4-5 yayınlarından olacak. İsterseniz hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Birinci sorumuzla şöyle birazcık büyütmeye çalışayım. Şunu da kenara aldığımız zaman başlayabiliriz demek oluyor. Aynen. Şimdi sorumuzda diyor ki günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar aşağıdaki gibi ifade edilmiştir. Buna göre bu olaylardan hangilerinde fiziksel anlamda bir iş yapılmış olduğunu soruyor arkadaşlar. Şimdi fiziksel anlamda bir iş yapılması için gençler iş uygulanan cisimle yapılan kuvvet, uygulanan kuvvet aynı doğrultuda olması gerektirir arkadaşlar. Aynı doğrultuda küçük küçük notlarımızı alalım. Şimdi birinci şıkka baktığımızda bir öğrencinin elindeki topu düşey olarak yukarı fırlatması demek. Gördüğü üzere uygulanan F kuvveti uygulanmış olsun bu topa tabii ki. Uygulanan F kuvvetiyle cisim aynı doğrultuda olduğuna göre birinci öncülümüz fiziksel anlamda bir iş yapılmış olduğunu gösteriyor. İkinci öncülüme baktığımda Ahmet'in odasının ortasında bulunan çalışma masasını iterek e, duvarın dibine götürülmesinden bahsedilmiş. Hemen şu kısmı ben sileyim. Ahmet örneğini çizmeye çalışayım. Şimdi bu duvarımız bu kısımda olmuş olsun. Burası da yeryüzü olmuş olsun arkadaşlar. Ahmet bu kısımda F kuvvetiyle dolabını duvara yaklaştırmaya çalıştığına göre burada da bakıldığında arkadaşlar cisimin doğrultusuyla uygulanan kuvvetin doğrultusu aynı olduğundan bunda da fiziksel olarak iş yapılmış olduğunu söyleyebiliyoruz. Üçüncü öncülümüzde Selin'in yere düşen kardeşini tutup kucağına alması yine aynı şekilde kardeşi ile uyguladığı kuvvetin aynı doğrultuda olmasından dolayı burada da arkadaşlar fiziksel anlamda bir iş yapılmış olduğunu söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3 Edirne şıkkı şeklinde işaretlenmiş oluyor arkadaşlar. Bu arada konu altın videolarında iki video halinde yayınlamıştım biliyorsunuz. Onların da kartlarını bu videonun Açıklama kısmında bulabileceksiniz arkadaşlar. Eğer konu anlatımı izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu önemli tavsiyeden sonra ikinci ikinci sorumla devam etmiş olayım. Doğrusal ve yatay bir yolda hareket eden m kütleli bir oyuncak arabanın hız zaman grafiğinin bu şekilde verildiğini söylüyor. Buna göre hangi bölgelerde oyuncak arabaya etki eden net kuvvet iş yapmış olduğunu yine soruyor. Biliyorsunuz arkadaşlar yine konu anlatım videomda daha doğrusu bu ikinci videomun kısmındaydı sanırım. Yapılan işin kinetik enerjideki değişime eşit olduğunu söylemiştim. Eğer kinetik enerjiden bahsediyorsak da cismin bir hızının olması gerekliydi. Buraya baktığımda arkadaşlar hız zaman grafiği verildiğini görüyorum. Yani iş enerji teoremini kullanabilirim. Şimdi K ve L kısımlarına baktığımda hemen şu kısımlara baktığımda hızın değişmiş olduğunu eksi V'den sıfıra ve sıfırdan V'ye gittiğini gördüm. Dolayısıyla kinetik enerjide bir değişim söz konusu yani iki kısımda da iş yapılmış. Ama M kısmına baktığımda arkadaşlar hızda bir değişme yok. Yani V, v olarak sabit biçimde devam etmiş. Dolayısıyla burada iş sıfıra eşittir ama K ve L'de K ve L bölgelerinde iş yapıldığını söylemiş oluyorum. Dolayısıyla sorumun cevabı da C şıkkı şeklinde işaretlenmiş oluyor. Vakit kaybetmeden geçtim. Üçüncü sorum arkadaşlar. Üçüncü sorum sığmadı. Birazcık daha küçülteyim. Üçüncü sorunda bana diyor ki. Yatay sürtünmesiz bir yolda kütleleri sırasıyla M, 2M ve 3M olan KLM cisimleri F ve 4F büyüklüğündeki kuvvetlerle şekildeki gibi X ve 2X kadar çekildiğini bana söylüyor. Hareket sırasında L cismi üzerine yapılan iş omega ise hemen L cismin üzerine yapılan işi omega olarak işaretledik. K ve M cisimler üzerine yapılan işler kaçar omega'ya W'ya eşittir şeklinde sormuş. Biliyorsunuz yapılan iş uygulanan kuvvet çarpı delta x yer değiştirmesine eşittir. Şimdi L'ye baktığımızda gençler omega L şeklinde yazayım. 4F çarpı 2X yani 8FX'e eşitmiş. Biz FX'e omega dersek omega L 8W'ye eşit olduğunu söylüyor. Bazen de W bazen de omega şeklinde telaffuz ediyor olacağım arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Şimdi biz baktık K cismine. Bize K ve M'nin kaçar W'ye eşit olduğunu soruyor. Şimdi biz ilk önce K'yı hesaplamaya çalışalım. F çarpı X. Dolayısıyla o da ne demiştik ona? F çarpı delta X'e omega kadar demiştik. W olacak. W, baktığımızda gençler 4F çarpı 2X'ten o da 8 omega'ya eşit olduğundan yani omega v 8 omega v'ye eşitmiş. Daha doğrusu m cisminde uygulanan kuvvet l cisminde uygulanan kuvvetle aynı çıktı. Daha doğrusu yapılan işler aynıymış. Dolayısıyla eğer L'de omega kadar iş yapılıyorsa arkadaşlar M'de de omega kadar iş yapılır. Dolayısıyla C, D ve E şıklarında eledik. A şıkkı da yokmuş. Dolayısıyla direkt şıkkımız B şıkkı olarak ortaya çıkmış oldu. Diğerine de W kadar olduğuna göre arkadaşlar birinde 8 birinde normal W kadar olduğuna göre 1 bölü 8 W kadar iş yapılmış olduğunu söylemiş oluyoruz gençler. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa şıkkı şeklinde verilebiliyor. Hemen geçelim dördüncü sorumuza. Bakalım 4. sorumuzda ne söylenmiş? Bu, bunda da kırmızı rengimi alayım arkadaşlar. Sürtünmesiz yatay düzlemde duran bir cisme F1, F2, F3, F4 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanınca cisim ok yönünde hareket etmeye başlıyormuş. Buna göre bu kuvvetlerden hangilerinin iş yapmamış olduğunu söylüyor. Eğer bir cismin iş yapması daha doğrusu bir kuvvetin iş yapmasını istiyorsak delta x yer değiştirmesiyle paralel bir kuvvet uygulanması gerektiğini söylüyoruz. Yani burada F4 ve F2 iş yapmıştır. f de yatay bileşenin iş yapmış olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Ve F1 kuvvetinin dikey bileşenin iş yapmamış olduğunu söylüyoruz. Biliyorsunuz herhangi bir cisme uygulanan dikey kuvvet böyle de olsa olur, böyle de olsa olur. İş yapmamış oluyordu. Yani dik kuvvetler, dik açılı kuvvetler iş yapmaz arkadaşlar. İş yapmaz şeklinde notumu alayım ve doğru cevabında yalnız bir Adanaşık şeklinde verildiğini söylemiş olayım gençler. Hemen geçtik diğer sayfamıza. Diğer sayfamızda sürtünmesiz yatay bir yolda duran k cismini yine ok yönünde hareket ettiren şekildeki F1 ve F2 kuvvetlerinin x yolu sonunda cisme kazandırdıkları kinetik enerjinin E kadar olduğunu bana söylüyor. Buna göre hareket yönü değişmemek hareket yönü değişmemek şartıyla işlemlerinden hangilerinin tek başına yapılırsa E'nin artacağını soruyor. Şimdi burada biz yine iş enerji, iş kinetik enerji teoremini kullanacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz yapılan iş yine e, burada iki farklı kuvvet uygulanmış. Bir F2 kuvveti bir de F1 kuvveti. Cisim sağa doğru hareket ettiğine göre F1 kuvveti daha büyüktür. Dolayısıyla F1 kuvvetinden F2 kuvvetini çıkartacağım ve delta x yer değiştirmesi burada x'e eşittir. x ile çarpacağım arkadaşlar. Bu da e enerjisi şeklinde olduğunu bana soru söylüyor. Şimdi ben bu F1 kuvvetinin büyüklüğünü arttırırsam dolayısıyla parantez içinin değerinin artmış olduğunu ve enerjinin de artmış olduğunu söyleyebiliyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bundan dolayı birinci şıkkım tek başına enerji arttırabilir. F2 kuvvetinin büyüklüğünü arttırırsam parantez içimin değeri azalacaktır. Bunu farklı bir renkte yapmaya çalışayım. Parantez içimin değerinin azalacağını söyleyebilirim. Parantez içimin değeri azalırsa enerjimin de azalacağını söylüyorum ama ben enerjimi arttırmak istiyorum. Dolayısıyla ikinci şıkkım, ikinci öncülüm de yanlış olmuş olacak. E cismin kütlesini azaltmasını söylüyor arkadaşlar. Burada herhangi bir kütle ibaresi olmadığından bunun da bir işe yaramayacağını söyleyebilirim. Dolayısıyla cevabım Yalnız bir şeklinde olmuş olacak. Arkadaşlar konu anlatım videosunda söylediğim o iş kinetik enerji teoremini kesinlikle unutmamanızı tavsiye ediyorum. Görüyorsunuz sorularımızda sürekli yani neredeyse sürekli olarak iş enerji kinetik iş kinetik enerji teoremini kullanıyoruz. Bunu da hemen kısa biçimde söylemiş olayım. Geçtim 6. sorma gençler. Burada da kütlesi M olan bir cisim şekil, iki, şekil 1, 2 ve 3'teki gibi sürtünmesiz yollar boyunca büyüklüğü F olan kuvvetlerle X kadar çekildiğini söylüyor. X yolu boyunca kuvvetlerin yaptıkları işler sırasıyla omega 1, omega 2 ve omega 3 olduğuna göre bunların sıralamasının nasıl olacağını bana soruyor. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz biz işin tanımını yaparken kuvvet çarpı delta x yer değiştirmesi şeklinde yazmıştık. Ama bu kuvvet ve yer değiştirme olayları tamamıyla birbirine paralel olması gerekir şeklinde bir yorum yapmıştık. Yani f'im ve yer değiştirme x'im birbirine paralel olursa iş yapılmış oluyordu. Burada da bütün kuvvetlerimin daha doğrusu bütün şekillerde, şekillerinde f ve x'in birbirine paralel olduğunu görüyorum. Gördüğünüz üzere f x paralel. Yine f x paralel. Yine uygulanan kuvvetle yer değiştirme paralel. Dolayısıyla arkadaşlar omega 1, omega 2 ve omega 3 üç farklı işin de birbirine eşit olduğunu söyleyebiliyorum arkadaşlar. Yani cevabım C şıkkı şeklinde verilmiş oluyor. Hemen 7. soruna geçeyim arkadaşlar. Burada da yine bir oranlama sorusu verildiğini görüyorum. Siyah kalemimi alayım. Sürtünmesiz yatay düzlemde x ve y cisimlerine yola paralel F ve 2F kuvvetleri T ve 2T süre boyunca etki etmektedir. Cisimler bu süreler sonunda x ve 2x yollarını aldıklarında Sistemlere uygulanan güçler Px ve Py olmaktadır. Buna göre Px ve bölü Py oranın ne olduğunu soruyor. Şimdi biz gücü de arkadaşlar. Neydi güç? Güç eşit olmalı dedik. Yapılan işin zamanı oranıydı değil mi? Yani birim zamanda yapılan iş şeklinde biz bunu yorumlamıştık. Dolayısıyla Px'e biz baktığımızda gençler. Px'imiz yapılan iş. Bunu da açtığımızda gençler. F çarpı x bölü t şeklinde biz bu yorumu daha doğrusu bu formülü açmış oluyoruz. Px'imizi uygulanan kuvvet f'miş. X kadar yer değiştirmiş ve t süre kadar uygulandığını bana soru söylemiş. Py'yi de arkadaşlar 2f kadar kuvvet uygulanmış. 2x kadar yer değiştirmiş ve 2t süre boyunca uygulanmış. Dolayısıyla gençler şu ikiler birbirini sadeleştirir ve ben burayı birbirine oranladığımda Px bölü Py oranını tabi bunlar f'ler x'ler ve t'ler birbirini götürecektir. Dolayısıyla cevabımın 1 bölü 2 olacağını CH şıkkı şeklinde rahatlıkla verebiliyorum. Geçtim bu videoda çözeceğim son soruya. Son sorumda da bir yorum sorusu olduğunu görüyorum arkadaşlar. Hemen buna da bir kırmızı renk almak ya daha doğrusu yeşil alalım. Ayşe Hanım'ın mutfak tezgahında duran çay bardaklarını tezgahın üstündeki dolaba sabit hızla kaldırması sırasında yapılan iş. Niceliklerinden hangilerine bağlı değildir şeklinde bana sorum sormuş. Şimdi ben bunu küçük bir Şöyle şematize etmeye çalışayım. Bu benim çay bardağım olmuş olsun arkadaşlar tezgahın üzerinde. Ben bunu yukarı dolaba sabit e, dolaba doğru üstündeki dolaba doğru tezgahın üstündeki dolaba doğru sabit hızda kaldırılması gerektiğini söylemiş. Hemen yukarı doğru şöyle tekrardan bardağımı çizmiş olursam arkadaşlar. Şöyle çizmiş olayım. Şimdi haş kadar yükseğe kaldırmış olayım arkadaşlar. Burada dolayısıyla yapılan iş potansiyel enerjideki değişime eşit işte olmuş olur. Yani dolayısıyla m kütleli bardağım olmuş olsun. Biliyorsunuz yer çekimi g ve h yüksekliğine kadar kaldırıldığı için yapılan işi mgh şeklinde potansiyel enerjideki değişim şeklinde söyleyebilirim. Dolayısıyla baktığımda bardağın kütlesine, g yer çekimi ve aradaki mesafeye bağlıymış. Tezgah ile dora arasındaki düşey uzaklık bizim için H'tı. Tabii ki buna bağlıydı. Çay bardağının kütlesine bağlı olduğunu söyledik. Yer çekimimesine bağlı olduğunu söyledik. Dolayısıyla Ayşe Hanım'ın ağırlığıyla bu olayın bir alakasının olmadığını ve dolayısıyla cevabımızın da yalnız 3 Ceyhan şıkkı şeklinde olduğunu söyleyerek bu videoyu da buradan noktalamış oldum arkadaşlar. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Başarılar.